gelenin peşinden yılmadan koşan bir insanın hikayesi bu. Büyük başarılarla, büyük hezimetlerle, tutuklanmalarla, kötülüklerle bezeli bir hikaye bu. 60 yıllık ömrüne milyonlarca insanın nefretini sığdırmış, Türkiye'nin en değerli, en büyük şerefsizlerinden İbrahim Çekiç'in hikayesi bu. Bakalım İbrahim Çekiç'i tanıyanlar hakkında neler söylüyor? Ey yiğidi İbrahim ya. Canım benim ya. İbrahim çok çok enteresan bir adamdır. Bak ben çok kötü gördüm, çok şerefsiz gördüm. Çoğuyla da çalıştım ama İbrahim gibisini görmedim. Bambaşkadır ya. Hayatım, İbrahim çok büyük şerefsizdi. Öyle böyle değil, bayağı şerefsizdi ya. Vallahi İbrahim kötülüğe aşıktı. Hiçbir zaman isteklerinden taviz vermedi. Öyle merhametsiz, acımasız, şerefsiz bir adam. Herkese her durumda kötülük yapabilir. Dolandırıcılığın duayenidir. İnsanlığa sayısız zararı dokunmuştur. Nasıl desem? Şerefsiz bir insandır. Hadi gelin filmi biraz başa saralım. 1962 yılının soğuk bir Şubat ayında Üsküdar'ın arka mahallelerinden birinde bir bebek dünyaya gözlerini açar. Annesi Mehtap Hanım ve babası Fikri Bey bu tombik bebeğe İbrahim adını verir. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Çok, çok, çok güzel bir çocukluk yaşadım. Gerçekten huzur içinde harika bir çocukluktu. Bahçeli cumbalı bir evimiz vardı. Anacığım ev hanımıydı. Babacığım hayattaysa eğer bilmiyorum hiç. Allah uzun ömür versin. İstasyon şefiydi Devlet Demir Yolları'nda. Çok güzel bir mahallemiz vardı. Çok huzurlu, sakin, sevimli, neşeli bir çocukluk yaşadım. Küçük İbrahim çok mutlu, huzurlu, sakin bir çocukluk yaşıyordu. Ta ki o Eylül akşamında babası Fikri Bey eve gelene kadar. O gece İbrahim için hayat çok değişiyordu. Bir gece yarısı babacığım eve geldi. Suratı beş karış, sirke satıyor. Bembeyaz, çok mutsuz. Annem de sordu, Fikri Bey hayırdır, ne oldu diye. Dolandırıldım dedi. Neyimiz var, neyimiz yok, bütün paramızı kaptırmış. Nasıl kaptırmış? Bunlar iş çıkışı arkadaşlarıyla kafa çekmeye gidiyorlar pasaja. Bir tane çok adi bir dolandırıcı, nur içinde yatsın. Geliyor, masada ayaküstü bunlara Galata Kulesi'ni satıyor. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Tüm aile yıkılmıştı. Fikri Bey, canından çok sevdiği ailesini karşısına alıp öyle bir konuşma yaptı ki Mehtap Hanım bu konuşmayı şöyle anlatır. Valla Fikri o akşam aldı İbrahim'le beni karşısına. Dedi ki, bu kafa dedi eğilmeyecek dedi. Her zaman dedi kafamız dimdik duracağız dedi ve dedi ayakta olacağız dedi. Ben her şeyi halledeceğim ailem dedi. Babasının bu sözlerinden çok etkilenmişti küçük İbrahim. Ve o an gelecekte nasıl bir insan olacağına karar vermişti. İdolü belliydi artık. Babanız gibi olmaya mı karar verdiniz? Hayır asla, dolandırıcı olmaya karar verdim. Ama küçücüğüm, çocuğum daha. Yani kimi dolandıracağım değil mi? Sınıftaki arkadaşlarımı dolandırmaya karar verdim ilk. Hani sevgilim, nereden başlayayım? Bir gün İbrahim sınıfa geldi. Nasıl heyecanlı, bir şey yapacak belli. Önümüze böyle bir yaprak kağıt koydu. Bir baktık kağıda, şeyler yazıyor. Dedi ki İbrahim, bunlar nedir? Dedi ki sınav sorularını çaldım. Şok olduk. Sen 9 yaşında bir çocuk soruları nasıl çaldın ya? Ya ben daha ıslık çalamıyorum. Sınıfta da kimse gülmemişti. Neyse, daha sonra İbrahim para karşılığında bu soruları bize sattı mı? Sattı. Takdiri sınav günü geldi. Hoca böyle içeri girdi. Pat! Kapı açıldı. Dedi ki, sınav iptal, sorular değişecek. Dedi ki, hocam neden değişiyor sorular? Dedi ki, siz soruları çalmışsınız. Hocam, siz nereden duydunuz bunu? Nasıl haberiniz oldu dedik. Kim söylemiş? Şerefsiz İbrahim. Soruları falan çaldım yok hayatım. Evde daha soru uyduruyorum. Getiriyorum bunlara, diyorum ki soruları çaldım. Ben bunu böyle 3 dönem yaptım. Çok güzel para kazanmıştım. Kazandığım ilk paraydı. Çok kıymetlidir benim için. Hala unutmam. Çerçeveletmişimdir hatta. Bahadır'dan aldığım o banknotu.
Ah ah, hey gidi günler vallahi. Birçok mahalle sakinini ve okul arkadaşını dolandıran İbrahim, daha o yaşlarda adından sıkça bahsettirmeyi başarmıştı. Hatta bir gün okulun din kültürü öğretmenine peygamber soyundan geldiğini inandırıp cennetten arsa satınca dolandırıcılık basamaklarının zirvesine yerleşmişti. Ancak babası Fikri Bey'in bu durum hoşuna gitmiyordu. Yani babacığım nedense benim dolandırıcı olmamı hiç istemedi. Helal para kazan oğlum dedi, hep namuslu ol dedi, bu yoldan hiç şaşma dedi. Ama ben bir gün bütün cesaretimi topladım, çıktım babamın karşısına. Baba dedim, bak ben şerefsizim. Hayallerimin peşinden koşup çok büyük bir dolandırıcı olacağım dedim. Fikri bir anda taş kesildi. Ay ben kaldım mı arada? Ay dedim, ben de şimdi ikisinin arasını yapmaya çalışıyorum. Ay bey dedim, bırak dedim çocuk dolandırsın dedim. Okul bitene kadar hevesini alsın. Okul dedim bitince doğru düzgün bir iş bulur dedim. Fikri durur mu? Ay adam coştu da coştu. Ben dedi yaşadığım sürece bu evde böyle bir şey yapamaz. Seni dedim polise kendi ellerimi teslim ederim dedim. Ya dedim bu evden sen gidersin ya da ben giderim dedim. İki seçenek arasında sıkışıp kalan İbrahim kararını vermişti. Babasının bu evden gitmesi gerekiyordu. Ama nasıl? Doğru babasının gardırobuna koştu İbrahim. Kimliğini aldığı Fikri Bey'in kıyafetlerini giydi. Makyajla kendini yaşlandırdı ve babasının kılığında tam 3 tane bankadan yüklü miktarda kredi çekti. Ve kendi çekmediği kredileri ödeyemeyen Fikri Bey'e mahpus yolları görünmüştü. 9 yıl yattım. 9 yıl. Kimseye de bir şey diyemedim. Benim oğlum şerefsiz o yaptı diye. Çocukluk işte. 9 yıl yattım Mehtap. Bana şu iti savunma. Şimdi geriye dönüp baktığınızda babanızı hapse attırdığınız için hiç vicdan azabı çekmediniz mi? O ne hayatım? Dolandırıcılık kariyeri önündeki tek engel kalkınca İbrahim hemen okulu bıraktı ve dolandırıcılık kariyerine emin adımlarla devam etti. Genç İbrahim artık kurduğu paravan şirketlerle zengin iş adamlarını ve sosyetenin ünlü simalarını dolandırıyordu. Ve tam o sıralarda aşk kapısını çaldı İbrahim'in. Şimdi bizim evde bir davet var. Ondan sonra bahçede bir sürü misafirler, o geliyor, bu gidiyor filan. Bir delikanlı falan geldi böyle, babamı çekti kenara. Babam da böyle bir şeyler söylüyor. İşte ben çok büyük bir iş adamıyım. Malezya'da işte şirketlerim var. Hong Kong'dan acayip işte bir şeyler getiriyorum. Ne dersiniz, ortak olalım mı filan. Babam da böyle hayranlıkla seyrediyor, dinliyor. Besbeli dolandırıyor babamı yani. Ben de uzaktan böyle bakıyorum, ha kim bu çocuk filan diye. Bunlar babamla böyle bir sohbet, bir sohbet, bir şekilde ikna etti. Babam dedi, dur ben bir çalışma odama gideyim dedi. Herhalde imza işlerine filan şey yapacak. Ben de yaklaştım, beyefendi dedim, pardon. Böyle dedim, deminden beri seyrediyorum sizi. Babama dedim, ortaklık teklif ediyorsunuz ama sizin dedim, bu bahsettiğiniz dedim, şirketin dedim sicil kaydı var mı? İlk defa biri benim sicil kaydımı sormuştu. Ben bu soruyu sorunca far görmüş tavşan gibi. Nasıl şaşırdı, böyle açtı gözü, aa diyor. Bana bakın dedim, eğer dedim bu iş olursa babamla yapacağım bütün işlerden dedim, kendime küçük bir parça karından istiyorum. İşte o an aşık oldum. Olmuştu da İbrahim. Para için ailesini satacak kadar karaktersiz bir kadın görünce birbirleri için yaratıldıklarını o anda anladı. Yıldırım nikah ile dünya evine girdi iki genç şerefsiz. Ancak dünyanın en şerefsiz insanlarından biriyle evli olmak o kadar kolay olabilir miydi? Ay çok zordu. Yani hatırladıkça bile böyle bir fenalaşıyorum. Çok zor. Çünkü sürekli kaçıyor, polisler peşinde. Tabii karaktersiz bir adam. Ondan sonra bir orada, bir burada. Bazen aylarca gelmiyor. Ne yapıyor tabii? 5 ay orada, 6 ay burada. O sırada biliyorum yani. Beni defalarca da aldatıyor. Karakter yoksunu çünkü zaten. Ondan sonracığıma bir akşam yavrum benim geliyor. Ben uyurken böyle başucuma bir mektup bırakıyor beni uyandırmadan. Kalbimin sahibi, karanfil kokulu sevgilim.
Biliyorum, sana iyi bir eş olamadım. Birlikte olmamızı engel oldu hep masum vatandaşları koruyan, düzeni sağlayan Türk Ceza Kanunu. Şu an karşımda melekler gibi uyuyan seni uyandırmamaya çalışırken, bir yandan da kasadaki paraları, değerli mücevheratlarını ve evdeki tarihi eserleri çalmak zorundayım. Beni anlayacağını çok iyi biliyorum. Çünkü sen de en az benim kadar kötü ve şerefsiz bir insansın. Boşanma belgelerini bir zarfla buraya bırakıyorum karıcığım. İmzalarsan sevinirim. İmza, seninle sadece babanın parası için evlenen alçak İbrahim. Neyse, ben mektubu okudum tabii. O an anladım ki İbrahim her zaman işine aşıkmış aslında, bana değil. Vallahi şimdi bugün bile burada düşündüğümde bir tek duam var. Bu hayatta belki olmaz ama inşallah cehennemde yan yana geliriz. Orada buluşuruz da onun altındaki ateşi ben harlarım. Kendi evini, karısını soyan İbrahim o gün karar vermişti. Yurt dışına çıkacak ve kendine yeni bir hayat kuracaktı. Çaldığı tarih eserler ve paralar bunun için yeterliydi. Ancak o dönemde İbrahim kolluk kuvvetleri tarafından tanınıyor ve sıkı takip ediliyordu. Yurt dışına kaçmak için tek bir olanağı vardı. Sahte kimlik. Kimin kimliğini kullanacağını düşünürken aklına eski bir dostun ismi geldi. 18 yıl daha yedim. Bir gün hapisten çıkmışım, evde gazete okuyorum. Oturduğum koltukta köşe yazısı okurken 18 yıl yedim. İnanılmaz bir evlat. Sonra Amerika'ya kaçtınız, evet. Bir süre orada kaldınız. Evet. Neden? Eğitim için. Orada bu işte çok önem veriyorlar. O dönemde bizde çok iyi dolandırıcılar çıkmıyordu yani. Şimdi çok gelişti tabii ülkemiz ama o dönem Amerika bu işin piriydi. Orada ben efendime söyleyeyim yani çok büyük şerefsizlerle tanıştım. Çok büyük prodüksiyonlu dolandırıcılıklara şahit oldum. Eğitimimi aldım. Çok kötü insan tanıdım. Hatta bir ara bir tanesi Amerikan başkanı bile oldu. Çok şey öğrendim ben yani orada. Ama geri dönmek istediniz. Tabii ben kendi ülkemin insanını dolandırmak istedim. Vatan hasreti. Yani ben orada çok zevk almadım, dolandırdım Amerikalılardan. Gelmek istedim. Bir de FBI, CIA peşime düşünce anneciğime bir mektup yazdım. Ülkeye dönmek istediğimi belirttim. Döndü de. 2000'li yılların başında önüne ün, siciline kırmızı bülten katmıştı İbrahim. Ancak yurda döndüğünde onu bekleyen kötü bir sürpriz vardı. Polisler. Şimdi havalimanında ben gümrükten sahte pasaportla geçtim. Efendim söyleyeyim, valizimi falan aldım, tam çıkacağım. Bir anda etrafımı polisler sardı. Polis köpekleri, basın mensupları, insanlar doluştular. Anlamadım ne olduğunu yani. Biri beni ihbar etmiş ama kim hiç bilmiyorum. Ben ihbar ettim. Mektubu okudum. Polis aradım. Kendi elimle ihbar ederim demişti. Ayıp oldu çocuğa. Şaka mısın? Şimdi etrafımda bir sürü insan sarınca ben bir an böyle kala kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani öyle kıpırdayamadım. Sonra düşündüm, taşındım. Hemen valizi, bavulu attığım gibi koşmaya başladım. Koştu da. Ancak arkasından gelen polislerin ense köküne salladığı copu görememişti. Önce gözleri karardı İbrahim'in. Sonra da dünyası. Gözünü açtığında olmaktan korktuğu yerdeydi. Samsun cezaevindeydi. Ve 45 yıl yediğini öğrendi İbrahim. Ancak cezaevinde de hayallerine hiç dur demedi. Şerefsizliğe devam etti. Bir gün koğuşta voltalıyorum. Geldi yanıma. Bir projem var hayatım dedi. Kaçacağız buradan dedi. Kaçamayız dedim. Kaçacağız hayatım dedi. Dedim olmaz. Bu tüneli kazmak var. İnsan lazım. Toprak çıkacak. Ön hazırlık lazım. Hayatta olmaz. Olur hayatım dedi. Adam lazım dedim. O iş bende hayatım dedi. Ben hırsızlıktan girdim içeri. İlk girişim yanımda Hırt Feridun, Bela İsmail. Şakacı Bela İsmail. Bir yanımda da şerefsiz İbrahim. Yani kadro Şampiyonlar Ligi. Müthiş bir kötülük yuvası.
Dönüp bakıyorum da o yıllara. O cezaevi benim için okul gibiydi. İbrahim abi gelip bana yardım isteyince kıramadım tabii ki. 17 kişilik bir ekip amatör bir ruhla çıktıkları bu yolda çok kısa sürede kocaman bir tünel kazmışlardı. Ve büyük gün gelmişti. O gece kaçacaklardı. Tabii şimdi tüneli kazdık. Kazdık. Tünelin ucu açıldı, ışığı gördük. Tam çıkacağız, özgürlüğe kavuşacağız. Şak! Enselendik. Biri bizi gammazlamış, bilin bakalım kim? Neden arkadaşlarınızı gammazladınız? Ceza indirimi almak için. Ben şimdi arkadaşlarımla beraber de kaçmasını bilirdim ama kanun kaçağı almaktan çok sıkılmıştım artık hayatım. Sivil hayata dönmüştü İbrahim. Ancak hiçbir şey eskisi gibi değildi. Tüm mal varlığına el konduğu için İbrahim artık beş parasızdı. Ve içinde insanları tekrar dolandıracak gücü bulamıyordu. Düşündü, taşındı. Yeni bir suç geldi aklına. Gasp. Annemin kartını aldım kefen parasını çekmek için. Gittim bankamatiğe. Yaşlı bir amca tekerlekli sandalyede para çekmeye çalışıyor. Evladım dedi, yardım eder misin? Ben işte uzanamıyorum falan. Tabii amca dedim ben. Ben yardım ederim sana dedim ya, ayıp ediyorsun. Çektim hemen parasını. Böyle elime parayı aldım, çektiğim gibi de sandalyeyi yana devirip kaçtım. Bu ve buna benzer birkaç adi suç daha işledi İbrahim. Birkaç günaha, birkaç yetim hakkına daha girdi. Ancak gasp hayatı İbrahim'e göre değildi. Aradığı mutluluğu gaspta bir türlü bulamıyordu İbrahim. Yani insanların parasını zorla almak, darp etmek, çok sevemedim ben bunu. Çok kolay geldi, çok basit, ilk akla gelen şey. Yani insanlar bana paralarını, mallarını kendi rızalarıyla vermeliler. Yani bundan zevk alıyorum. Yani dolandırdığım anda karşımda kolay yoldan para kazanmanın peşinde olan kerizin yüzündeki gülümsemeyi görmem lazım benim. Anlatabildim, ben böyle var oldum yani. O ilkokulda arkadaşını dolandıran çocuk olarak hayatıma devam etmek istedim. Öyle vardım ben. Peki 7'den 70'e herkesin nefretini kazanmanın sırrı sizce nedir? Acımamak. Acımıyorum ben. Kötüyüm yani. Çok kötü olunca da içindeki bu kötülük bir şekilde karşı tarafa geçiyor. Düğünüm var. İbrahim abiyi aradım. İbrahim abi dedim, düğünüm var, nikah şahidim olur musun? Sağ olsun kırmadı, geldi. Takılarla beraber karımı da çaldı gitti. İkna kabiliyeti çok yüksekti İbrahim'in. Düğünümde onunla kaçtım. İlk molada beni bıraktı, takıları alıp kaçtı. İbrahim abi okul gibidir. Bak, bir gün şu eski klasik oyunlardan birini oynuyoruz. Çalıntı bir araba var. İbrahim abi onu gerecin birine satacak. O zamanın parasıyla 200 bin lira istiyor. Ben de yalandan ortalığı karıştıracağım. 300 bin liraya parayı artıracağım. İbrahim abi ikimizin de parasını aldı kaçtı. Artık kesebilir miyiz? Durduralım kes. Soyacağımız bankaya bir gün önceden para yatırıp hem bankayı soyup hem o yatırdığı paranın tazminatını devletten alırdı. Benim bugüne kadar tanıdığım en büyük yani. Bunca olay, bunca koşturmaca, kovalamaca. Peki İbrahim, eski hayatını özlüyor muydu? Özlüyor musunuz? Çok. Çok özlüyorum. Evet, belki artık tek başımayım. Evet, hiç yanında hiç kimsem yok. Evet, ailem beni reddetti ama ben o heyecanımı çok özlüyorum. İbrahim Bey. Canım, hayatım. Sizin gibi bir şerefsizle sohbet etmek çok güzeldi. Ya gerçekten yıllarca çevrenize kötülük saçtınız ve herkesin nefretini kazandınız. Çok şükür. Yani kabul ederseniz bu belgeselin anısına biz de size naçizane ufak bir kötülük yaptık. Aa, gerçekten vallahi evet. Duygulanırım ya. Merak ettim şimdi. Vallahi şimdi merak ettim. Ne yaptınız? Bir dakika, kötülük mü? Yani şimdi tabii kötülük yaptığınız herkesi toplamak mümkün değil ama biz bir kısmını sizin için buraya getirdik efendim. Ha canım.
şaka yapıyorsun değil mi? Ciddi misin? Yok yok. Hepsi sizi kucaklamak için can atıyorlar. Ama yani çok çok kötüsünüz yani. Bu böyle olmadı ama yani gerçekten. Biz geliyoruz. İşte böyle bir hayattı İbrahim'in hayatı. 60 yaşına da gelse kaçmak, kovalanmak zorundaydı. Çok kötüydü İbrahim. Ancak kötüler hiçbir zaman cezasız kalmaz. Şıp gülmekse mesele katılarımıza bedel.